benim güzel kızım. Bana kahvaltılarımı hazırlamış. Hep sen mi hazırlayacaksın canım? Birazcık da biz hazırlayalım. Nasıl, beğendin mi? Bayıldım. Çiçekler de koymuşsun. Oh, pek güzel. Sana dünyanın en güzel kahvaltısını bile hazırlasamaz annem. Sen dünyanın en tatlı, en şeker, en iyi annesisin. Peki sen bu menemeni nasıl öğrendin? Sen bu kadar marifetli miydin yoksa? Değil de çünkü yani yiyince sen de soğanları yaktığımı anlayacaksın. Yaktın yani soğanları. Üzülme, zamanla öğrenirsin. Canım benim, gel anneciğin seni bir öpsün. Canım benim, ah yavrum, ben bugünleri ne kadar özlemişim Tuğçe. Hadi otur, kahvaltımızı yapalım. Hadi. Anneciğim, ben yemeyeyim, okula geç kalacağım. Hani otobüsü kaçırmayayım. Evladım, aç açına okula gidilir mi hiç? Anneciğim, ben zaten hazırlarken üstünden bir şeyler atıştırdım, sen ye. Peki, anladım. Allah zihin açıklığı versin. Hadi bakalım. Sağ ol anneciğim. Güle güle yavrum. Vay terbiyesizler, vay! Size de iyi günler Mazhar Bey. Size de iyi günler. Affedersiniz Mazhar Bey. Bu terbiyesizler sizin soyadınız mı? Bu da göğe espri yapıyor. Salak. Bu salak da sizin herhalde ikinci soyadınız. Yani kızlık soyadınız herhalde. Bana bakın. Geçen gün benim yeğenimi buradan Yeşilköy Havaalanı'na götürmüşsünüz. Tam 50 lirasını almışsınız. Utanmıyor musunuz siz müşteriyi kazıklamaya? İşte bu yüzden sizleri kovduracağım aslında. Murat çocuğum, benim mahkeme müdafamı hazırla. Çünkü birazdan bu herifi boğacağım. Ay kapı! Yalanı bırak, kolla kesin! İmdat! Ay, kudurdu bu herif. Öldüreceğim bu herifi. Sakin ol Osman ya abi. Ya Osman, sakin ol lütfen. Allah Allah. Mazhar Beyciğim, siz de lütfen ortalığı karıştırmayın efendim. Yani taksimetre diye bir şey var. Taksimetre ne yazıyorsa biz müşteriden o parayı alıyoruz ya. Benim öyle güçlü dostlarım var ki, bilseniz ağzınız beş karış açık kalır ha. Saklanma öyle Nur Ağa'nın arkasına. Çıkar meydanına. Osman abi, sakin ol. Sana be. Güneşalım, gel hadi buradan. Mazhar Bey. Siz bu durağı neden kapattırıyorsunuz acaba? Hani bizim bu durakla ilgili büyük hayallerimiz vardı. Ne hayali? Hani bir taksici gazetesi çıkaracaktık. Sonra siz baş yazar olacaktınız ya. Ama bu konuda siz bir şey yapmadınız ki. Olur mu canım? Biz bütün arkadaşlar olarak yazımızı yazdık. Bir tek sizin yazınız eksik. Halk bu anı bekliyor tabii. Öyle mi? Niye bana haber vermediniz? Niye bana söylemediniz? Ama hemen gidip hazırlamam lazım. Hemen gidip yazıyı hazırlamam lazım benim. Tabii, durduğunuz kapat. Ay, hadi. Geç kaldık. Geç kaldık, geç kaldık. Ne salak herif be. Oğlum Murat, sen bizim Sinan'la biraz fazla vakit geçirmeye başladın galiba. Niye öyle diyorsun ki be baba? Ne bileyim, üçkağıtçılıkta Sinan'ı geçtin. Baksana, adamı ayaküstü kandırdın, gönderdin ya. Tabii Nur baba. Körle yatan şaşı kalkar derler ya. Sinan'la da yatan profesör kalkacak değil ya. Bunun gibi üçkağıtçı olacak işte. Baba, biz bu adamı böyle göndermeseydik sabaha kadar kafamızı ütülerdi. Doğru oğlum. En iyisini yaptın Murat, boş ver. Murat kızarım. Kusura bakma be, latife yaptım sana demin. İyi yaptın ya. Yoksa bu herifi öldürüp de hapishanelerde çürüyecektim ben be. Baba, benim derse yetişmem lazım, çıkıyorum ben. Hadi Allah zihin açıklığı versin oğlum. Kolay gelsin. Sağ ol babacığım. Güle güle çocuğum. İyi dersler. Sağ olun, kolay gelsin. Nerede kaldım otobüs ya? Geç kalacağım bu gidişle. Günaydın Tuğçe, nasılsın? Günaydın Murat, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ne yapıyorsun burada? Okula gidiyorum. Ben de okula gidiyorum. Gel beraber gidelim artık. Aa, süper olur. Hazır gibi yetiştim. Tuğçe, ne yaptınız? Melahat ablayla barıştınız mı? Evet, barıştık. Oh, çok sevindim.
Bu arada sana çok teşekkür ederim Murat. Neden, ne için? Bana cesaret verdiğin için. Yani eğer sen gidip annenle konuş diye ısrar etmeseydin kim bilir daha ne kadar küs kalacaktık. Olur mu hiç öyle şey Tuğçe? Anneyle kız küs kalabilirler mi? Canım anne. Onu dinlemediğim, kırdığım için o kadar çok kızıyorum ki kendime. Bence her şeye olumlu yönden bakmalısın. Yani en azından yaptığın hatanın farkına varmışsındır. Değil mi? Anne, sana bir haberim var. İyi bir haber mi? Senin açından bakarsak süper bir haber. Meraklandım şimdi. Neymiş bu haber Burak? Tuğçe ile ayrıldık. Öyle mi? Ben sana ne demiştim Hazım? Benim oğlum akıllıdır. Göreceksin, sonunda doğruyu bulacak dememiş miydim? Aferin oğlum, doğru olanı yapmışsın. Doğruyu mu yaptın çok emin değilim. İçinde hala bir şüphe mi var oğlum? Meraklanma, zamanla ne kadar doğru bir karar vermiş olduğunu çok daha iyi anlayacaksın.